Şimdi Muhammed Emin Yıldırım e, diye bir siyer dersleri yapan bir şahıs var. Bu, evvelce bir kitabında Hz. Muaviye'nin Hz. Hasan'ı zehirlettiği ve onun katili olduğuna dair bir beyanı var. Biz buna dedik ki, e, Efendim, bu el sünnete muhalif bir şeydir. Hz. Muaviye asla katil olmamıştır. Zaten Hz. Hasan Efendimiz, halifeliği ona gönül rızasına teslim etmiştir. O da onunla vefatına kadar zaten iyi geçmişler. Aralarında bir ihtilaf yoktur. Çünkü Hz. Hasan hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu oğlum seyittir. Allah iki Müslüman büyük cemaat arasını onlar sulh edecektir. Kan döktürmeyecektir. Hz. Hasan'ın hakkı olan hilafetten feragat etmiş. Ve böylece hilafet 30 senede onun son 6 aylık yaptığı hilafet dönemiyle el hilafet. Vadi 30 sene benden sonra kamil manada halifelik 30 senedir hadis-i şerifi mucize olarak zuhur etmiştir. Yani Hazreti Ali'nin vefatıyla ile birlikte 30 sene tamamlanmamış hicri hesapta gökteki ay, sene hesabıyla. 6 ay kalmıştır. Bu 6 ayda Hazreti Hasan'ı hilafeti. Kamil manada halifelik. Çünkü onların sünneti benim sünnetimdir buyuruyor. O manada. Garanti vermiş. Sallallahu aleyhi ve Efendimiz. Evet, o da Tirmizi hadisinde geçer. Şimdi o zaman ee, bu konu kapanmış. Hazreti Hasan Efendimiz feragat etmiş. Hazreti Muaviye radıyallahu anh e, zaten 20 senelik e, Şam valiliği var. Hazreti e, Ömer Efendimiz radıyallahu anh onu oraya ikame etmiş. O kadar adaletli bir zat, o kadar dürüst bir insan, o kadar en ufak bir yanlışlığa tahammül edemeyen bir insan onu orada tutmuş. Hatta demiş benden sonra ortalık karışırsa Hz. Osman işte zamanında sonra şey edilmesi karıştı. Benden sonra ortalık karışırsa Muaviye Şam'dadır. O çok güzel fikir sahibidir. Ondan istifade edin. Yani bunu vasiyet de etmiş. Koca Hz. Ömer radıyallahu e, Resulullah buyurmadı mı ki onların sünneti benim sünnetim? E i̇şte beyan, beyanları hadis hükmündedir. Hz. Ömer'in beyanları hadis hükmündedir. Dinde hadis hükmündedir. Ebu Bekir radıyallahu anh beyanları hadis hükmündedir. Sen Ali Rıza Demircan'a ne bakıyorsun? Adam kalmış Hazreti Ömer de dinde bir delilmiş gibi. E sen, sen mi delilsin yani? Seni mi dinleyeceğim? Hazreti Ömer tabii ki dinde delildir. Aleyküm sünneti ve sünnetil hulefai raşidin el mehdiin min ba'd. Benim sünnetime nasıl uyuyorsanız diyor. Benden sonra raşid halifelerin sünneti. Bunlar nedir? Öbür hadis söylüyor. El hilafet. Bu -e sene. Benden sonra halifelik 30 sene. Bunlar hep sayı hadis. 30 senede kim geldiyse Hazreti Hasan'ın 6 ay ile 30 tamamlanıyor. Bu 30 senedeki 4 halife var, bir de 5. Hazreti Hasan Efendimiz var. Bunların sünneti benim sünnetimdir buyurmuş. Burada açık çek vermiş. Tirmizi hadisi bu, sahih kaynak. Nasıl dinde e, delil değil? Haklarında hadis var dinde delil olduğuna dair. İktedû bille zeyni min bâdi ebi bekri ve Bu da <laughs> Tirmizi'de ve kaynaklarda geçiyor. Benden sonra iki kişiye özellikle tabi olur. Dört halife içinden özellikle ikisini söylüyor Ebu Bekir ve Ömer. E peki Hazreti Ömer Efendimiz açıkça söyledi Hazreti Muaviye sizi de düştüğünüz dardan kurtarır. Çok dehadır. E zeka sahibidir. Ondan istifade edin diyor. İşler karışacak benden sonra diyor. E şimdi bu kadar önemli meseleler var. Ondan sonra Hazreti Muaviye'nin kendi hakkında hadis yok mu? Var. Ahmed İbni de var. Tirmizi'de var. Ne buyuruyor? Allah allim muaviyeten kitap ve hesap ve kıyıl azab. Kitabı öğret, yazmayı öğret, muhasebeyi öğret, azabından muhafaza et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası yere düşer mi? Bu Ahmet İbni Hanbel'in müstediğin de en yani ufak zayıf hadis bile yok ya. İttifak var mı hadisler arasında? En aşağısı Hasan mertebesi Ya e, Tirmizi'de var. Allah mücalü diye Mehdi'ye ve bir, Ya Rabbi Muavi'yi hidayete erdiren, kendi hidayete ermiş bir kişi yap ve onunla insanları hidayete erdir, yoluna getir diyor. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarıdır Aleyhi ve Sellem her peygamber müstecap da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duası yüzde yüz müstecap. Mucize. Yüz sene yaşa, üç karnen bir asır yaşa dediği bir yüz yaşına yaşamıştı. Allah'ın eksir mâle ve Allah, eksil, e diyor. Allah malını çocuğunu çok et demiş. Hazreti Enes'e. Ve atıl ömrü, ömrünü uzun et demiş. Yüze yakın yaşamıştı. Yüz yirmi küsur çocuğu olmuştur. Herkesin tarlaları, bahçeleri, efendim Basra'da, Bağdat'ta neyse işte Irak tarafında Hazreti Enes son zamanlarda yaşandı yani vefatı. Herkesin bağ bahçesi bir, bir kere hurma veriyor. Onunki iki kere veriyordu. Koyacak yer bulamıyordu. Yani hangi duayı yapmış da sallallahu aleyhi ve sellem duası yere düşmüş? E burada da sahih hadislerde Hazreti Muaviye radıyallahu anh dualar var. Daha ne hadisler var mesela hakkında? Tamam Hazreti Ali hakkında çok. Ama onun hakkında da bir şu tane var. Misal. Şimdi burada sana ne düşüyor, bana ne düşüyor. Ama bu Muhammed Emin Yıldırım devamlı, ben sonra o kitaptan onu çıkarttı. Ben de kendisiyle görüştük, ettik, bayramlaştık, selamlaştık. Ondan sonra falan. Fakat sonra şimdi konuşmalarına bakıyorum. Bana bazı konuşmalara atıldı. Sıff'in konuşmasını burada çözdürdüm önümde. Ondan sonra diğer bazı konuşmaları e, hakkında e, baktım. E şimdi burada bir de önümüzde mektubat var. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri e, İmam Gazali'den nakledi. İmam Gazali Hüccetül İslam. ehl en büyük alimi. Ondan sonra İbn-i Eytemi var. E, İbn-i Hacer Eytemi e, büyük e, muhaddis, fakih, ehl ulemasından bu konuda çok eser vermiş. Ondan sonra Şimdi burada i̇mam Gazali açıkça söylüyor ki geçen derste de geçti. Sahabe arasındaki bu savaşlar halifelik tartışmasından kaynaklanmadı. Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliğinin başlangıcında Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi kanı yerde kaldı. Kısas icrası için geçen derste detaylı anlattık. Kısas icrası için Hazreti Muaviye'de onun akrabası o kan sahiplerinden olduğu için evliya deniyor onlara velisi kan sahibi. Orada hakkı var. Kur'an'ın nasrı ile hakkı var. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا عَلِي سُلْطَانًا Haksız yere zulmen kim öldürüldüyse Allah onun kan sahibine, velisine güç vermiştir. Onun için inne o yardım olunmuştur. Allah tarafından desteklenmiştir. Hakkını arasın diyor. E şimdi o da Hz. Osman gibi bir zat şehit edilince e, katilleri istemiştiler. Az Ali Efendimiz biraz gecikmiştir bu işte. Çünkü katiller e, kalabalık bir tayfa. E, muhasarayı muhasaraya alanların hepsi tabii öldürmeye iştirak etmiş sayılıyor. Dolayısıyla e, bunlar askerin içine, Hazreti Ali Efendimiz askerin içine karıştı. Bunlar kim suçlu, kim suçlu, bu işe kim karıştı, kim karışmadı. Bunun tespiti için işler gecikmiştir. E, haksızlık yapmayalım, yanlış bir adamı tutuklamayalım, idam etmeyelim diye de biraz iyi incelemeye almıştır. Ama bu tarafta 6 ay geçince, ya artık niye bunlar bulunamıyor diye bir harekete geçmiştir. Burada Hazreti Ayşe annemiz başta harekete geçmiştir. Talha Zübeyir Efendimiz harekete geçmiştir. Cemel öyle. Ondan sonra Cemel de bir e, Yahudilerin çıkar, i̇bn Seben çıkarttığı bir fitnelen savaşlar çıkmıştır. Sonra Hazreti Muaviye mecburen orduları toplamış Şam'dan bu olan üstüne gelmiştir. Ee, baştan savaş için gelmemişlerdir. Ee, kan davasının halli için gelinmişse de Yahudilerin ajanlarının devreye girmesiyle bu savaşlar patlamıştır. Allah'ın kaderi kazası böyle cereyan etmiş. Ama İbn Hacene-i ne diyor İmam Gazali'nin bu beyanı hakkında çekişmeler, halifelik, sen baş olasın ben hükümeti yöneteyim diye değil Zaten Hazreti Ali'nin hakkı olduğu belli. Hazreti Ali'ye biat edil, Dördüncü halife odur. Ama bu kan davası gecikmesinden dolayı e, hak aranmaya çıkılmış. Bu da maalesef e, harple sonuçlanmıştır. İki kere de böyle olmuştur. İki tarafta da tabi ajanlar devreye girmiştir. vesaire Ama niyet nedir? Niyet kısas hakkının istifası yerine getirmesi ve icrasıdır. Yoksa hilafet tartışması değildir. Başka mektuplarda İmam Rabbani Hazreti buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının nefisleri e, hayrul beşerri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sohbetinde nefsani duygulardan e, arınmıştır, arındırılmıştır. E, biz bile bir mürşidi kamile intisap ediyoruz, bir Mahmud Efendi Hazretleri gibi, Ali Eder Efendi Hazretleri gibi zatlara intisap edenler ne kadar nurlanıyor, ne kadar şey yapıyor, nefsani hareketten uzak duruyor. Birçok veliler yetiştirmişlerdir yani bu büyükler. Misal şu andaki şu dönemdeki dünyanın en beter zamanında olduğumuz halde ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde bulunan nasıl cem Ya, Ahmet ve Devi Hazretleri bir bakışıyla adam seri sürgünü bitirttirip dünyanın bir tarafına halife gönderiyor. Bir nazarla ya. اِتَّقُوا فِرَاسَتِ mü'min فَنِوَا يَنْظُرُوا بِنُورِ Müminin ferasetinden sakın Allah'ın nuruyla bakar diyor ya sahih hadiste. Allah'ın nuruyla bakan, Normal bir mümin, kamil bir mümin Allah'ın nuruyla bakar diyor ya. Karşı tarafa nur saçar diyor ya. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en faziletlisi ya. Onun sohbette bulunan nasıl daha bozulacak? Onun için diyor buradan efsane şeyler aramayın. İçtihadi konularda herkes ahad ve hadisten çıkarttığı hükümler neticesinde kendine doğru geleni yapmak zorunda. Müştehit kendi kararını uygulamak zorunda zaten. Çünkü ahad ve hadisten o hükme varmıştır. Bu iştihat hatasıdır. Zaten altı imamın ittifak ettiği hadiste iştihat mertebesinde olan iştihat ettiği zaman hata ederse bir ecir, isabet ederse iki ecir. Bazı rivayetlerde geçen mektupla da geçti. On ecir alacaktır. Bu altı imamın ittifak ettiği sahih mütevatir bir hadis yani. Mane, mana bakımından. O kadar kuvvetli bir hadis-i şeriftir. E sen şimdi İbn Abbas radıyallahu anh'a e ne demiştir Hazreti Muaviye için? Halbuki harplerde Hazreti Ali'nin tarafındadır. Hazreti Muaviye ile karşı cephelerdeyiz. Ama Hazreti Muaviye'den sorulduğu zaman Muaviye fakih'tir. Bukhari'de geçiyor bu ya. Fakih ne demek? O zaman müştehit yani. Şimdiki gibi fıkıh heyetinin mensubu anslar değil ki. Sahabe dönemindeki fakih müştehit. İçtihat mertebesinde olduğunu i̇bn Abbas kabul ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük alim yap, tevhili, tefsiri öğret, dinde fakih yap diye dua etti i̇bn Abbas bunu söylüyor. E sen hala buna nasıl iştihat hatası e, değil? İştihatla ne alakası var? Bak ne diyor şimdi Mehmet Emin Yıldırım burada? Diyor ki netice itibariyle diyor. Dostlar diyor. Peki dostlar diyor Sıffin e, nasıl iştihat olabilir? Hayır diyor. Sıffin imametle saltanatın nübüvvetle padişahlığın halife ile sultanlığın savaşıydı. Hiç kimse bize o savaşı da iştihat savaşı diye kabul etmemesi, etmemizi zorlamasın. Niye giriyorsun bu konuya? Niye giriyorsun? Peki İmam Gazali bunun içtihat için olduğunu söyledi mi? Söyledi. İbn -i Hacer -i Eytemi bunun ehli sünnet mutekatat ehli sünnet, Ehl sünnetin inanç meselelerinden biridir. Yani zaruri itikat meselelerinden biridir diye. İbn Hacer açıkladı mı? Açıkladı. Ehli sünnetin cumhurunun adına konuşuyor. İmam Gazali zaten hüccetül İslam. İmam Rabbani itikatta müştehit. Bütün el kitapları, akide-i eden sahabeden hiçbirini e, şerle yad etmeyiz. Hepsini hayırla yad ederiz. E şimdi bir de demin ki okuduğum hadis-i şerifler, mektubat, bugünkü mektubat. Sahabemin anıldığı zaman konulara girmeyin, dilinizi tutun buyurdum. Burada zaten el muhalif. İştihat kabul etmiyoruz diyor. Bunu bize kimse tarihi kanıtlar, bunu ispatlı yüzlerce rivayetle doludur. Efendim vesaire vesaire. Şimdi Hz. Ali adına burada iftiralar var. İmam Ali bunu mücadelesini veriyordu. Yanındaki insanlara diyordu gidin o cümleyle savaşın. Hz. Ali Efendimiz burada savaşı teşvik eden bir konuşması yok ya. Savaş kendi kendine gelişti ya. Savaşın dedi diyor. Onlar zorba hükümdarlardır. Onlar zulümleri Allah'ın hür kullarını kendilerine köle yaptırırlar. Cık. Yani böyle bir savaş emri Hazreti Ali'den çıkmış değildir. Müslümanlarla savaşın, Müslümanın kanına girin. Böyle bir savaşın diye durup dururken buyurmuş ki gidin onlarla savaşın. Sultanlar olacaklar. Bunlar insanlara kisralar, Iraklı ustalar gibi davranacaklar. Hazreti Muaviye'nin Hilm-i Muaviye, Muaviye'nin ne kadar güzel ahlaklı olduğuna dair İbn-i Dünya, Hafızut Dünya. Dünyanın en büyük hadisi alimidir, Müstakil kitap yazmıştır. Rivayetlerle doldurur. 40 sene bir adam zorbalıkla nasıl yapacak? 20 sene Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ömer onun 12 sene kendi hilafeti var zaten. Hazreti Osman öyle 10-12 sene. 20 sene orada var ya sahabenin. 4 büyük halifeden iki büyük halifenin tasdikiyle kalmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları dinleyin, bunların sünneti benim sünnetim buyurdu. İki büyük halifenin tasdikiyle bağlı olmuştur. Sen ona Hazreti Ali Kisra der mi ya? Kisra gavur. Mecusi. Hiraklius der mi ya? Hristiyan papaz. Veyahut da neyse işte Hristiyan kralı Hiraklius. Hiraklius der, der, davranacaklar. Efendim İslam'ın siyaset temelini yerinden saptıracaklar. Nübüvvet yatağını yerinden saptır Nübüvvet yatağını yerinden saptırmak ne demek ya? Nübüvvet yatağını yerinden saptırmak demek dinden çıkmak, yavrulmak demek. Nübüvvet peygamberliği değiştiren ne olur? İşte Hazreti Ali'nin diyeceği sözler mi bunlar? Buna hangi kaynaklardan alır? Bu kaynaklar doğru kaynaklar mıdır? Bu laflar konuşulacak laflar mıdır? Hem de Hazreti Ali'ye atfederek, iftira ederek. Hazreti Ali Efendimiz sahabeden, Müslüman olanlar. Peki ne dedi? Ya burada bütün kaynaklarda ben söylüyorum sana. İhvanu la fegav aleyna. Bizim kardeşlerimiz bize karşı çıktılar. Meşru devlet Kufe yönetimiydi. Hazreti Ali yönetimiydi hilafet. Oradan devlete karşı kalktılar, çıktılar. Bunu söyledi. Ama maun bir kefara ve la fesaka. Kafir de değiller. Bak fasık da değiller limalehu tevil çünkü tevilleri var. Tevil nedir? İçtihat. Onlar da kısas hakkını almaya gelmişler. Kur'an, hadis onlara da bir kuvvet vermiş. Kan davasını kanı yerde kalmasın Hazreti Osman'ı. Ama ben de işte tespit yapıyorum. İyi bir tespit yapıyorum. Çok kişi olduğu için hataya bulaşmayan. Hazreti Ali haklı. Tamam geciktirse de haklıydı tamam. Ama velakin sen şimdi bize onlar kardeşlerimiz. Onlarca kardeşlerimiz katlana, Katlan fil cenne. Bizden ölenler de cennette, onlardan ölenler de cennette. Bütün kaynaklarda bu sözleri Hazreti Ali'nin var. Sen burada hangi kaynaklardan okuyorsun? Ey Mehmet Emin Yıldırım'da Hazreti Ali demiş ki bunlar Kisra, Irak, gibi bilmem nübüvvet yatağını yerinden oynatacak. Ya nübüvvet yatağını yerinden oynatan zaten kafir olur. Peygamberliğin şeyini, hükmünü değiştirenler diyor. E, bu adamlara cennetti nasıl der Hazreti Ali? Ya bizim okuduğumuz el sünnet kaynakları kitapları ya. E sen de el sünnetim diyorsun. O zaman aynı kaynakları okumamız lazım. Sen hangi kaynakları okuyorsun da bunlara cehennemlik diyorsun, kisralar, güzel diyorsun, nübüvvet yatağını yeniden sağlıklı, İslam'da olmayan çığır açacaklar diyorsun. Ondan sonra zorba hükümdarlar Allah'ın hür kullarını köle yapacaklar. Hazreti Muavi hangi hürü köle yapmış? Amr ibn As hangi hürü köle yapmış? Hürü köle yapan, ben bahurun fedesi mi ne? Hürri satan bizden değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste e, Hz. Muavi için Ahmet ibn Hanbel'de Tirmize bu kadar işte ona hidayet erdir, onunla kulları hidayet erdir, onu hidayet ermiş bir kul yap buyurduğu, e, buyurdu, azaptan koru diye dua etti bir insan nasıl hürleri köle yapacak ya? E, burada bu kadar sahih hadis varken senin burada hadis yokmuş yok. Hangi kaynaktan bunları uydurmaları, zırvaları, paraları millete sıkıyorsun? E gençler de buraya gidiyor, siyer vakfı, siyer vakfı, siyer vakfı. ya konuşmalar bunlar. İşiniz mi bitti? Millet deist olmuş. Millet ateist olmuş. Bak geçen 8 tane kız yavrumuz da geldi Ahmet Akın Hoca. Yani bütün çoluk çocuğun imansız olduğu, deist o ateist olduğu yerde millet size hayır yapıyor, bağış yapıyor, yardım yapıyor. Milletin çoluğuna çocuğuna sahabe arasındaki savaşları anlatasınız diye mi? Yoksa Allah peygamber anlatasınız diye Hangi bir insan namaza başlattın? Onu konuş. Açık mı kapattın? Onu konuş. Zinadan kurtardın bir kadını erkeği? Onu konuş. İçkiyi bıraktın, uyuşturucu bağımlısını kurtan onu konuş. İntihar edecekti onu kurtan onu konuş. Ateist değisi döndün onu konuş. yani burada devamlı siyer 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 adı altında ehli sünnetin yasakladığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeme hakkında konuşmayın ileri geri buyurduğu, bir de Hazreti Ali'ye e, iftiralar isnat ederek Hazreti Ali bunlar hakkında zorba dedi, Hiraklius dedi, kisralar dedi, peygamberliğin, nübüvvetin yatağını değiştirecekler. kafir dedi desen o zaman. Hazreti Ali kardeşimiz diyor, bunlar da cennetlik diyor. Benim kaynaklarım var. Siz hangi kaynaklar okuyorsunuz ya? Benim 40 hadis kitabım var. Orada iki hadis var altı kütübü site imamı ittifak Bir hadis iştahat hatasında bir ecir alma e, hatada. Bir hadis de sahabe hakkındaki. Bu hadislerde 80 sayfa bir müstakil risale çıkar. 80 sayfa bütün bu kaynakları zikrettim. Şimdi burası ona müsait değil. İnanan bir tane hadise de inanır. Kur'an okusan inanmaz. 104 kitaba inanmaz. Yani şimdi bu konular bizim konumuz mudur? Şimdi Muhammed Emin Yıldırım'ın bu yaptıkları bu konuşmalar iş midir, sipariş midir? Yani ne gereği var bunlara? Yine, şimdi başka bir konuşmasında işte bu Musa Aleyhisselatü çıktı e, efendim e, ondan sonra e, onun neler yaptığından bahsediyor. İşte Amr İbni As'la biz şuna karar verdik İşte efendim hakem olayını anlatıyor. O şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Ondan sonra e, konuyu getiriyor, getiriyor. Ee, o şöyle dedi, bu böyle dedi. O dedi ki Allah seni Ebu, Murs, e, Ebu Murs, Allah seni kahretsin, evini yıksın ey Amr. Bir şöyle, o ona şöyle diyor, bu buna böyle diyor. Ya böyle bir konuların bugünkü nesle, bugünkü insanlığa siyer adı altında. Ya siyer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siyer, siyerin açılımı es-siratü nebeviyedir. Sire-i nebeviye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kablen ve baden nübüve, peygamber olmadan önce olduktan sonra bütün güzel ahlakını, üstün ahlakını getirdiği dini, yaşantısını, eşleriyle diyaloglarını, sahabesiyle geçimlerini, muhaşeretlerini bunlar an. Siyer budur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra, 25 sene sonra sahabe arasında çıkan kavga günü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları bilmiş, haber vermiş. Bu konulara girmeyin diye de beyan etmiş. Bu kadar hadis-i şerif varken siz bu konuları niye kaşıyorsunuz? Niye kaşıyorsunuz? Sen siyercisin. Siyeri anlat. Siyerde bitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bitti mi? Sahabenin faziletleri, 114 bin sahabenin ciltler dolusu bende bir kütüphane Fazailu Sahabe var. Sahabenin faziletlerine kadar ciltler dolusu kitap. Bu kadar ciltler dolusu kitaptan sahabenin faziletlerine kadar kaç atış okudunuz bugüne kadar? Binlerce, on binlerce Fazailu Sahabe hakkında siyerde konu var. El istihablar, e, e, efendim elisiz e, ondan sonra e, e, efendim el isabeler Dünya kadar. E, bu, bütün bunlar bitti. Sahabe-i bu kadar fedakarlıkları, bu kadar mallarını, canlarını, Allah'ın da feda etmeleri, cihatları vesairesi. Bütün bunlar bitti, bir kenara gitti. Muhabbe şöyle dedi, Amr-ı şöyle yaptı, eşhası ki, bilmem şunu yaptı, şöyle. Cık. Ya bu gençlik buna mı muhtaç? O zaman ehl Sünnet'e muhalif bu. Bunları anlatmayın, konuşmayın. Sahabem hakkında muhabbete girmeyin. Muhabbete girin de sevgiyle girerseniz ki muhabbet sevgi demek de şu anda tabii Türkçe'de sevgi muhabbet Muhabbet işte ileri geri her konuyu konuşuyorsun. E şimdi gidiyorsun ondan sonra ondan sonra bir burada yine iddialarda e, ediyor zaten diyor ben Müslümanların ilk sultanıyım dedi halifesiyim demedi bilmem. E tamam zaten öyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifelik 30 sene. Muaviye radıyallahu anh halifesinin ilanı ne zaman meşru oldu? Hazreti Hasan Efendimiz meşru halifeydi. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra ona biat edildi. O da hilafeti kendi gönlüyle ona teslim etti rızasına. Çünkü savaşsalar Hazreti Hasan yenerdi. Onun ordusu kaç kat fazlaydı. Ama Resulullah'ın buyurduğu müjde üzere, işaret üzere, mucize üzere. İnne ibn-i Bu oğlum benim seyittir, beyefendidir, benim torunumdur, La 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 yuslah bi beyne fiyetin azimetin Müslümanların iki büyük cemaatin arasına Allah bununla sulh edecek, kan dökülmeyecek. Hazreti Hasan bu şerefe mazlum. olmuş. Ehli beytin imamıdır yani. Tabi ki Hazreti Muhave ile kıyas edilmeyecek kadar faziletlidir. Ama hilafette yani eftaliyet gerekmediği için ona teslim etmiştir. E sen o zaman Hazreti Hasan 12 imamdan biri Ehli beytin imamı diyorsun. Cennet gençlerin efendisi diyor sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan. E peki Hazreti Hasan Bozuk bir adama kisra olacak. E işte Hazreti Ali, bunlar, şimdi bak saçmalığa bak, zırvalı, palavralı daniskasına bak. Şimdi Hazreti Ali, radıyallahu anh, eğer bunlar kisra gibi, hiraklius gibi, gavur gibi, nübüvvetin yatağını değiştirecek, mecrasını, akışını bozacak, zalim, zorba bilmem neler dediyse, Hazreti Hasan onun oğluysa, Ehli Beyt'in imamıysa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rayhanesiyse, gülüyse, çiçeğiyse, cennette şababını seyidiyse, nasıl Hazreti Hasan, efendim Hazreti Hasan ordusu kaç kat kuvvetli yenebilir? Niye teslim etsin bir kafire veya münafığa veya fasıha veya zalime veya zorbaya? Mantığınız alıyor mu ya bunların saçmalığını? Kıyas yapın, aklınızı kira vermeyin ya. Hazreti Hasan verdi bunu. Ondan sonra Hz. Muhammed'in hilafeti hak oldu. O zamana kadar valiydi. Unvanı Şam valisiydi. Hz. Hasan meşru halifeydi. Devretti. Sağlığında devretti. Severek devretti. Severek derken kan dökülmesin diye devretti. Ama severek demesek de kafir, münafık, fasık, zorbaya bütün Müslümanların dünya her tarafı İslam'a giriyor ki İran fethedilmiş, Irak fethedilmiş, her taraf fethedilmiş. Efendim e, İstanbul'a kadar dayanmış ya. O zamanlara kadar. Hep bütün topraklar. Bu kadar büyük bir İslam coğrafyasını Yemen'den tut. Ta şeyler efendim sana söyleyeyim ya. Semerkantler, Bukharalar ya. Uçakla buradan 6 saatte gidiyoruz buradan ya. Mekke Medine'den Kusemibli Abbas orada. Her yer sahabe olmuş gitmiş dünya bu uçlarına. Bütün bu düzeni nasıl bir zorbaya zalime verecek ya Hazreti Hasan? Tarihi gerçekler. E ben de sana tarihi gerçek söylüyorum. Hadi de ki Hazreti Hasan devretmedi de bakayım. E de bütün millet sana başka yeriyle güler ya. Yani tarihin en büyük gerçeği bu. E nasıl devretti? Bu sefer ondan da hızını alamayınca İlhami Güler ne dedi? O Hazreti Hazreti de diyor mu demiyor mu? o Hasan dedi bilmem ne, çapkınlık bilmem ne, zampar bir şeyler dedi. Tövbe nauzu billahi teala. Neler diyorlar Hazreti Hasan'da bu sefer? Ana onunki imamınızdı. İşinize gelmeyince. Şimdi kardeşim, burada bir yanlışlık olsa Hz. Hasan nasıl zalime zorbaya devreder fasıha ya? Ölümüne devam etmesi lazım. Efendim, Yezid ile Hz. Hüseyin arasında geçen olay gibi Kerbela'dan bu çok önce. Kerbela'dan çok önce bu. Hz. Hasan da ne yapması lazım? Efendim bir yanlış adama bu işin teslim olmaması mücadele vermesi lazım. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisine ne diyeceksin? İki büyük Müslüman cemaatın arasını bu oğlumla Allah sulh edecek. Bu say hadis mucize bir de çıktı. Say hadis bu bütün kaynaklarda geçen. Peki bu hadise göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ın yaptığı işi tasvip ediyor mu? Ediyor. Zaten Hazreti Hasan'ın koynuna kucağına bindirmiş. Minbere çıkmış. Bütün sahabenin önünde. Orada söylüyor. İnne azab diyor. Şu oğlum diyor. Arkasından söylemiyor. Gösteriyor. E, bu işi tasvip ediyor. Ve diyor benim oğlum seyittir. Hazreti beyefendidir. Efendim cennet elinin efendisidir. Efendidir gençlerin, cennet ehlinin gençlerinin Hasan Hüseyin Efendimiz'in söylüyor. Seyyida Şebab Şebabi ehli cennet. Cennet ehlinin efendisidir. Met ediyor bu. Bu yapacağı işten dolayı met ediyor. Hı. Hazreti Hasan'ın radıyallahu anh, Hz. Muaviye teslimi yanlış bir iş olsa sayı hadiste ta 30 sene evvel bu mucize de sallallahu aleyhi ve sellem. Hem mucize Allah'ın kayıptan bildirdiği bir şey bunun olacağını. Sonra oldu bu. İki Müslüman cemaatın arasını bu oğlumla sul edecek. Kan döktürmeyecek benim oğlum. ferakat edecek hakkından. Diye met ediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor bu iş ya. Hz. Muaviye devrine itiraz. Hz. Hasan yanlış iş yapsa Resulullah met eder mi? Hz. Hasan'ın böyle yapacağından dolayı. Ya siz nereye gidiyorsunuz ya? Bu yol, bu gittiğiniz yol dinsizliğe gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste ne gidiyor çatıyor. Ondan sonra diğer hadiste de iki e, kıyamet kopmadan diyor işte yani kendisinden sonra olacakları söylerken ilk olacakları kıyametten önce böyle e, sırayla sıralamış. Yine sahih hadiste bunların hepsinin kaynakları kütübü sitte hadisleri. Ne buyuruyor? Kıyamet, iki fırka savaş yapacak. İşte sıffinanla cemel sıffinan diyor. Dava ma vahide. İkisinin de davası bir. Hak meydana çıksın. İşte iştahat olduğunu söylüyor. Yine diyor Evlat taifeden hak. Hakka iki taifeden hakka en yakın olan kazanacak. Kim kazandı Cemal'le Sıfını? Hazreti Ali Efendimiz kazandı. Ama haklı kazanacak demiyor. Bu say hadis ya. Siz ne konuşuyorsunuz? İçtihat değildi. Ne içtihat değildi? İki taifeden hakka daha yakın olan. Çünkü neden? İçtihat öyle bir meseledir ki karşı tarafında tevli var. Onun için diyor Hazreti Ali Efendimiz ki onlar da cennetleri O taraftan ölenler de. Talhaler Ondan sonra davaları birdir diyor çünkü hadis Ve Hakk'a daha yakın olan, daha yakın olan iki ecir alıyor işte Hz. Ali tarafı. Evlat taifeteyim bak. Evla en yakın demek. Ya biz bu kadar ayet hadis okuyoruz. Siz ne okuyorsunuz kardeşim ya? Tarihi gerçekler. Hangi acem palavraları ya? Hangi acem palavraları? İşiniz mi bitti Müslümanların gençlerini? Namazdan abdestten bugün ölse bu milletin çocuğuna ne sorulacak? İman, namaz, abdest sorulacak ya kabirde ya. Muaviye ne yapmış? Amr As ne yapmış? Ali ne yapmış? Rıdvanullah Ali Mecman Hazarat. Bunlara bunları mı soruyorsunuz ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi ondan sonra efendim yine şu konulara bak ya. Muhammed'in ee, Muhammed Emin Yıldırım yine bir konuşma çözümü. Bunlar hep YouTube'da var. YouTube'dan aldım konuşmaları çözdürdüm. İşte efendim ee, Hz. Ömer döneminden sonra Hamdi bin As ordu komutanlığı yaptı. Filistin, Ürdün, Mısır fethine e, işte başarılı oldu. Sonra Hz. Ömer'den vali tayin eden Hz. Osman onu işte görevden aldı. İşte şöyle oldu. Böyle oldu. Sonra Muaviye mektup yazdı. Bana yardım et Ali'ye karşı biz onu yenelim. O sana da bana da pay vermez. Bilmem ne. O öyle dedi. Bu böyle dedi. Ondan sonra Hz. Osman şehit edildi. Ondan sonra dedi ki işte efendim e, sen ne yap? Ee, Osman'ın kanlı gömleğini al millete iki de bir göster. Bu olayları tazele. Nailen'in parmağı koptu. Osman Efendimizin eşi orada koruyayım derken e, annemizin parmağı koptu. Kılıç şey geldi işte. işte. Onun parmağını göster. Onu bilmem ne et. Ondan sonra biz Aliye karşı Osman'ın kanını sormak üzere savaşa gireceğiz. Ya savaşa gireceğiz diye bir şey hiç konuşulmadı. Savaş planı yoktu. Burada kısas isteniyor. Hakkı katilleri bize teslim et gelindi. burada koca İmam Gazali'den tut. Efendim e, İbn Hacer'lerden tut. Bütün ehli sünneti uleması ittifak etti ki içtihat için vakı oldu. Kısas hakkının alınması için vakı oldu. Hilafet tartışması için, savaş için çıkılmadı. Hilafet savaşı değildi. Ama adam iddia diyor ki Halifelik savaşıydı. Ya adam zaten Hazreti Muaviye. E, Hazreti Hz. Hasan devrettikten sonra bile halifeyim demedi. Kendin de bunu söylüyorsun. Ben ilk melikim. Ben evvelül mülük. Ben meliklerin ilkiyim dedi. E, hilafet olsa ben e, efendim sizin halifenizim derdi. Ben dedi bir devlet kurdum. İslam devleti. Emevi sonradan isimlendirdi. O kendi zamanında yani Emevi devleti diye bir isim o zaman o şekil konuşulmuyordu. Ama ben meliklerin ilkiyim. Çünkü Hazreti Hasan'ın hilafetini de kabul ediyor 6 aylık. E bunu bilmeyecek bir insan mı ya? E ondan sonra zaten on sonra diyorsun ki hilafetle saltanat arasında bilmem şeydi. E, o hilafet için geldiler. Ya hilafetin gelmediklerini göre uleması söylüyor. Zaten kendisi de bir, bir Emirül Müminin oldu. Bütün dünya İslam aleminin reisi oldu. 20 sene yönetti dünyayı. 20 sene Kıbrıs son zamanda fethedildi. Her şey İstanbul'un sınırlarına dayandı. Ebû Yûben bile İstanbul'un fethine İçinde Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin de vardı. İstanbul'a ilk gelen Ebû Yûben şehit olduğu, eee, taraflarında çadırların serildiği, işte Eyyub Sultan'ın defnedildiği zamanda bu Hazreti Muaven'in ordusuydu. Orada işte Cemal Öğüt Hoca Efendi, Hacı Cemal Efendi Hazretleri'nin kitabında bütün kaynaklarını veriyor. Hazreti Hasan vardı. Hazreti Hüseyin vardı. Ondan sonra İbni Abbas vardı. İbni Ömer vardı. Ebu Aybel Ensari vardı. E Kıbrıs Muharebesi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hala sultan teyzesi vardı. Ümmü Haram vardı misal. O da Hazreti Muhabbe'nin şeyiydi. Valiliği dönemiydi. E sonra burada İstanbul'a gelişleri e, onun e, emirül müminin olduğu, devlet başkanı olduğu dönemdi. E bunlar niye geldiler o zaman onun ordusuyla? zorbaydı, sapıktı, haşa bunların dediği gibi olsaydı. Hasan Hüseyin Efendimiz niye geldi İstanbul'da o orduyla? La havle ve la kuvvete illa billah. Ne zırvalıyorsunuz, alıyorsun, saçma saçmalıyorsunuz ya. Hz. Hasan Hüseyin, Hüseyin İbn Abbas falan yalaka mıydı demek istiyorsunuz ya haşa? Niye gelsin? Bu adam batıl adamsa bunun ordusu da yanlışa hizmet ediyordur. Bana ne diyecek? Sahabe öyle bizim gibi yanar döner önüne gelene efendim hoşaf soğutulan tan insanlar değildi ki aşağı. Çünkü o zaman Hazreti Muaviye dönemiydi. Ama Yezid bak Hazreti Hüseyin ne yaptı? Yezid'e karşı geldi. Yezid batıldı. Yezid bozuktu, sapıktı. Tamam. Önümüzdeki dersi mektubatı dinlerseniz Yezid hakkında İmam Rabban görüşünü dinleyeceksiniz. İşte ne zaman ki Yezid işi devreye girdi İmam Hüseyin e, radıyallahu anh, ne yaptı? Canına mal olsa da kanına mal olsa da Çoluk çocuğuyla beraber şehit olmayı göze aldı, çıkış yaptı. Çünkü Yezid batıldı. Ama muhabir adıyla batıl olsaydı, niye Hasan Hüseyin İstanbul'un fethine onun orta gelecekler? Tarihi gerçekler. Ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum? Ben de tarihi gerçekleri konuşuyorum. Dinleyenlerin aklına, şuuruna, mukayesesine havale ediyorum. Eli Sünnet'in burada görüşü belli. Ya ben Eli Sünnet'im demeyeceksin. Şiayım diyeceksin. İran yanlısıyım diyeceksin. Ya da şiayım demesen müteşeyyim diyeceksin. Biraz bende şiacılık var diyeceksin. Öyle ya bir şey diyeceksin yani. ehl sünnetin görüşleri burada. Sen hangi ehl sünnetin görüşüne göre sahabe hakkındaki bu konuları birbirine konuşuyor. Şu lafa bak. Osman diriyken istismanede ede, istismar edenler Hazreti yok, radıyallahu anh yok, mektep arkadaşı gibi. Aynı Nurettin Yıldız Ağzı işte. Bunlar zaten diriliş, biriliş o programlarda da beraberdiler. Osman diriyken istismar edenler şimdi de Osman'ın şehit kanını istismar ediyorlardı. Ya sen ayeti mi inkar ediyorsun ya? Ve men kutine mazlumen. Sen Hazreti Osman'ın zulmen öldürüldüğünü kabul ediyor musun, etmiyor musun? Hazreti Osman'ın öldürülmesi haklı gerekçeyle mi haksız mıydı öldürenler? Haksızdı. De bakayım Hazreti Osman mazlum değildi. Zalim dedi bakayım haşa. Peki mazlumsa diyor, mazlum olarak öldürülenin fakat yani Ali Veli Sultanet. Kan sahibine güç verdim diyor. Hakkını arayacak diyor. Kur'an söylüyor İsra suresi. İnne ukane mansura. Allah tarafından yardım almıştır diyor. Adam kan sahibi. Altı ay geçmiş katilleri arıyor. E tamam bu hakkını kullanana istismar ediyor. Nasıl dersin bu ayete göre? İşte onun kanının arkasına sığıranak beni ümeyen o güne kadar içinde saklamış oldu. Bak 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 içinde saklananlara da vakıf ya. Hz. Muaviye'nin radıyallahu anh falan o güne kadar içinde saklamış. 20 sene Şam valiliği yapmış. Bütün Rum diyarının fetihleri o hasıl olduktan sonra zaten 20 sene Şam'da efendim en büyük imkanlara sahip ya. En büyük imkanlara sahip. Mekke'deki, işte Medine'deki o zamana kadar Medine'de Hz. Osman'ın vefatına kadar hilafet. Medine'deki hiçbir halifede o imkanlar yok. Medine'de ne imkanlar var. Şam yeşillik, bağlık, bahçelik bütün maddi manevi imkan. Yani 20 sene Şam'da valilik yapmış, affedersin. görmemişin çocuğu değil ki ya. Ne ne koyuyorsun tarihi gerçekler. Tamamen saptırma. E peki içinde iktidar saklamış. E 20 sene zaten tek hükümdar da oralarda ya. Tek hüküm 20 sene. Şu andaki birçoklarına nasip olmayan, iktidarı nasip olmayan süre ya. Osmanlı padişahlarından hangisi 20 sene padişah yaptı? 20 sene yapmış. Onu, onu o zaman da içinde saklamış. İktidar aşkını gerçekleştirmek için mücadeleye başlıyor. Ya zaten bütün oraların yönetimini ona vermişler bütün bölgeleri. Hazreti Ömer vermiş, Hazreti Osman vermiş. 20 sene içinde gizlemiş, içe de, içleri de okuyor. Gayba da vakıf. Böyle bir yorumlar yapıyor. Şimdi ben ya bu kadar e, konuşmaların siyer adı altında çoluğa, çocuğa, gençlerimize, efendim dersleri dinleyenlere, ilk işleri güçleri, sıffin savaşı, cemel savaşı. Ondan sonra hilafet, imamet, saltanat, bilmem ya arkadaş, millet yavur olmuş, ateist, deist olmuş. Bu, geçin bu işleri ya, bırakın bu işleri ya. Ya bu yüz senede bu konu anlatılır mı ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yetmiş? Konuşmayın demiş. Sen burada istismar ediyor. Kanını Hazreti Osman'ın kanını istismar ediyor diyorsun. Kime diyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve hidayete erdir. Hidayete er insanları hidayetine vesile et. Azaptan koru diye dua etti. Sayı hadiste sabit Muaviye radıyallahu anh'a diyor. Amr ibn As orada nice Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ona metiyeleri var vesaire hadis-i şerifler var. Koca Amr ibn As'a diyorsun. İhtiat hatasını biz de kabul ediyoruz. Ama sen burada bunlara kanını istismar, Ömer'in kanını istismar etmek ya. Yani. Bu böyle bir şey olabilir mi? Şey Osman'ın radıyallahu anh, şehit Hazreti Osman'ın kanını istismar. Şu anda ben birisi ölse, birisi ölürse benim hakkımdan bilmem ne, ben hakkımı arasam, katili arasam bilmem ne. Sen bana bile kanını istismar ediyor desen bütün toplum seni ayıplar ya. Sen burada sahabeye nasıl diyorsun Hz. Osman'ın kanını istismar ediyor? Sahabeye nasıl diyorsun ya? Bu konuştukları Yezid değil. Yezid desen söyle bir de ben ekleyeyim. Sen sahabeye konuşuyorsun. E bu kadar ayet hadis sana sahabeyi met ediyor. Sahabeyle sahabe konuşmayın. Ne ediyor? Hedef bak tenkitinize hedef yapmayın diyor. Tirmizi hadisi. Sen ne yapıyorsun? tenkidine hedef yapıyorsun. İst, kan istismarcılığından daha büyük hakaret var mıdır? Ne dedi? İmam Malik, sen İmam Malik'i müştehit kabul ediyor musun? Dört mezhepten İmam Malik sahabeye en yakın dönem. İmam Malik radıyallahu ne buyuruyor? Men şeteme hademne sahabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kazı yaz şifada da bunu zikrediyor. Bütün kaynaklarda geçiyor. Sahabeden birine hakaret etse. Ebu Bekir ister Ebu Bekir ve Ömer ve Osmani. Ebu Bekir Ömer Osman olsun. E tamam ben onları etmiyorum. Peki ev muaviyete yahut Muaviye olsun. Ev Amr bin el -Az. Niye ikisinin ismini söylüyor üç halifeden sana? Hazreti Ali'nin aleyhine konuşan zat yok. Ehli sünnette ittifak etmiş ya dedi Hazreti Ali herkesin makbulü. Ama şimdi Ebu Bekir Ömer Osman da e, Şia zaten bunların hepsine kafir diyor da. Efendim sen göğe ehli sünnetsin. Tamam Ebu Bekir, Ömer Osman'da konuşmuyorsun. Peki İmam Malik kaç tane saydı burada? Beş. İkisinin hakkında konuşuyorsun. Kan istismarcıları, bilmem neleri, zorbaları, Iraklileri, Kisra'ları. Muaviye ve Anusos'un. Bunlar dalalet ve küfür üzereydiler derse kut ile katli vacip olur diyor. İmam Malik söylüyor. Ve in bir bi gayri azam Eğer diyor kafir sapık demiyorsa da insanların tenkitleri cinsinden tenkit ediyoruz. Yani i̇nsanların tenkitleri cinsinden ne diyorsun işte? Kan istismarcısı diyor. Kan istismarcısı. Bir de Hz. Ali'ye iftira edilen, istat edilen e, sapık bilmem kisra, hirakül bilmem ne dini değiştirecek, peygamberliğin yatağını, mecrasını değiştirecek lafları Hz. Ali'ye iftira olan lafları da onlardan naklediyor. O da ayrı bir dava. İftirayı naklediyor. Bir de Hz. Ali'ye iftira. Biz aslında Hz. Ali'yi kor koruyoruz bunlardan. Hz. Ali böyle iş yapar mı ya? Böyle işler. E şimdi eğer diyor bunlar ne yapıyor şimdi? Genel insanların birbirini tenkit e, vari sözlerinden konuşuyor. Nükkile nekalen şedida. Çok şiddetli bir tazir cezası ile İslam fetvasına Malik radıyallahu anh'ın hükmüne göre ki müştehittir. Diğer müştehitlerden bundan aşağı bir şey söylemiyor. E, tenkil yani tazir ve azarlama ve işte neyse. Ömer Nasuh Efendi ne yaptı? Ee, Şemsettin Yeşil bu konuları kürsüye taşıdığı için e, İstanbul Merkez Vazilerinden idi. Vazlık vesikasını iptal etti. Ve sahabe-i kiram hakkında nezih itikadımız kitabını Ömer Nasuh Efendi Hazretleri bunun için yazdı. Bunların konuşmalarına İslam devleti olsa, şeriat e, idaresi olsa e, şimdiki diyanetin kendinden haberi yok zaten. Bunları zaten onlar diyanette görevli olmadıkları için diyanette ne yapsın o ayrı bir dava. Ama açıklama yapması lazım. Bu konuşmaların yapılmaması lazım. El üstüne de göre demez da demiyor. O kendi vazifesini de yapmıyor yani. Ama bunlara e, konuşma izni asla verilemez. Çünkü Ömer Dostoyev'in vesikasını iptal ettiği gibi. Bunlar da mesela hiçbir yerde konuşulmaması lazım din adına. Neden? E çünkü sahabe hakkında tenkıs ve şet ve hakaret içeren Cekran İstismarişi'nden şusundan busundan daha ne diyecek ya? Ondan sonra, efendim Burada diğer bir mesele. Şimdi Mehmet Yıldırım'ın Siyer diye bir e, dergisi var. Siyer diye bir dergisi var. Bu dergi yani onun kurduğu işte Siyer Vakfı, Siyer Şusu, Siyer Busu ismi altında herhalde. Burada da sorunlar var. Ne diye sorunlar var? Bu, buradaki yazılar da onun görüşlerini bakın nasıl Eli Sünnet'e muhalif görüşler. Şimdi Siyer e, Araştırmaları Dergisi Türkiye İslam Tarihi efendim eleştirel bir yaklaşım. Allah Allah. İslam tarihini eleştirel. Çok güzel. Adından belli zaten izaya gel. Sayı 7 Ocak Haziran 2020 sayfa 20. Sayfa 20'den okuyorum. İşte efendim Türkiye tarihçiliğinin diğer alanlarında olduğu gibi İslam tarihçiliği alanında da genel olarak önemli bir baş ağrısı da budur. Neymiş o baş ağrısı? Savunmacılık. Savunmacılıktan kastımız kısaca şudur. Hz. Muhammed'in vefatını takiben, sallallahu aleyhi ve sellem, o tabii, hulefa Raşid'in dönemi de dahil olmak üzere dört halifeyi de kattı şimdi. Bu Muhammed Emin Yıldırım'ın e, dergisi. Onun e, başında bulunduğu e, derginin efendim yazılarından. Şimdi bunu e, kim yazmış? O Adnan Demircan mı? Onu şu anda... Burada önümde görmedim. bu yazını Ama dergide çıkan bir yazı. Şimdi Lale Gül dergisinde çıkan bir yazı şerata muhalif olsa ben bunu size tavsiye etmişim veya şey, ben de yazarıyım bilmem ne. Ben bundan mesul müyüm? Mesul. Efendim benden gözümden kaçmış. O zaman da çıkarım ne derim? Ben bunda e, efendim e, vereyim. Ben bu gözümden kaçmış. Ben bunun hepsini okumuyordum. Bu başkasının yazısıdır. Ben bundan razı değilim. Bu görüşe katılmıyorum derse o zaman sorun yok. Ben üzüm yemek derdindeyim, bacıyı dövmek derdinde değilim. Sahabe hakkında konuşmalarda da bir daha bu konuları açmayacağım. Çoluk çocuğu deist diye sevk edecek. Sahabe şöyleydi, sahabe böyleydi dedirtecek. Bize ayetlerin, hadislerin kendilerinden geldiği, rivayetlerin kendilerinden ulaştığı zatları tanu cerh ederek İslam'ın aslına, kitabın, sünnetin aslına cerh hakkı olacak. Mahmut Rabbani öyle söylüyor. Bu konulara bir daha girmeyeceğim. Ben sahabenin faziletlerini anlatacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadıklarını anlatacağım. Derse efendim e, bu yazı kimindi? Bu bu yazıyı anlamadık yani. Yazarının şeyi burada çıkmadı. Yazarı. Getirebilirsen yol. Şimdi lafa bak lafa bak izaya gel. Bu Muhammed Emin Yıldırım'ın devamlı tarz, işte içinde bulunduğu siyer e, araştırmaları dergisi. İçinde bulunduğu kurumlardan şeyinden işte neşriyattan bir. Hulefai Raşid'in dönemi dahil olmak üzere. Dört kalip Ebu Bekir Ömer Efendimiz de katıyor şimdi. Sahabe denilen zevatın, muhacirun ve ensarın arasındaki bizim gözümüzden hep kaçırılan gizlenmiş kırgınlık. Birbirine kırgınmışlar. Rekabet. Yarış varmış. Ve bunun sebebiyet verdiği siyasal ve toplumsal sonuçlar. Gizlenmeyecek tavır ve sözleri bir mazerete binaen bazı tarihçiler hariç hep savunulmuştur. Yani onların diyor efendim tavırları şey, yaptıkları hareketleri sözlerini hep bir diyor yani tevil getirilerek savunur Bazı tarihçiler hariç diyor. O bazı tarihçiler hariç dedi de şia. Kaynaklarına veya müteşeyyir dediğimiz. Onlar tenkit etmiş. Ebu Bekir'i de etmiş. Ömer Osman, Rıdvanullah Ali Mecman etmişler. Bazıları müstesna diyor. Kendileri gibi yani. Onlar müstesna. Diğer diyor, genel diyor, Müslümanlar diyor yani, el-sünneti kastediyor. Bunlar diyor hep diyor bunları savundu diyor. Ne var müsahabe arasında? Gizlenmiş kırgınlık varmış. Rekabet varmış. Rekabet. Varmış. Bunun sebebiyet verdiği de siyasal, toplumsal sonuçlar yani kötü sonuçlar tabii. Çünkü kırgınlığın, rekabetin iyi sonucu olmaz. Dört halife döneminde de böyleymiş. Bu bizden gizlenmiş. Aynı şekilde Hz. Osman, Hz. Ali'nin hilafetleri dönemlerinde siyasal kamplaşma ve ayrışmalar. Cemel vakasından sıfır savaşına giden yolda açıktan işleyen veya gizliden giden süren siyasal rakabet ve anlaşmazlıklar. Bütün eli sünnet içtihattı diyor. Dört halife döneminde zaten böyle bir konuları çok. Orada da vardı diyor. Gizli diyor. Bak şimdi. Ondan sonra diyor hep dikkatlerden uzak tutulmuş. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiş zaten konuşmayın. Sahabe parasındaki müşacereyle münazalardan bahsetmeyin. Dilinizi tutun. Benden sonra hedef yapmayın. Hadisler emretmiş zaten bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiği bir şey. Resulullah'ın emrini mi çiğneyecek ya? Ondan sonra Ahmet Yaşar Ocak. Profesör Ahmet Yaşar Ocak'mış bu. Burada daha neler var? Daha neler dinleyeceksiniz önümüzdeki günlerde? Bu Siyer dergisinde. Allah Allah Allah. Mucizeleri <laughs> inkar, ayetleri inkar. Hepsini belgesiyle ortaya koyacağım. Önümüzdeki. Mektubatta değil. Mektubat bu. Sahabeyle ilgili konu olduğu için mektubat dersinde bunu yaptım. Şimdi bu Siyer dergisi çok acayip bir şey. Ama ben bunlardan beriyim, ben bu itikatta değilim derse çıkarsa Mehmet Dem Muhammed Emin Yıldırım onda da paylaşırım. Ben paylaşan bir adamım. Bir daha da bu konulara girmeyeceğim. Ben insanlara, Müslümanlara sahabenin faziletlerini, Resulullah'ın yaşadığı hayatın örnek hayatını, eşlerinin örnek hayatını, sahabenin fedakarlıklarını, milleti dine, imana davet eden, çoluk çocuğu değil de kurtulma hedefine yönelik il, ilmi çalışmalar yapacağım derse, yaptıklarından da yani bunlar yanlış yaptık diyorsa tamam. Ama şu yapılanları ben okudum size. Mektubatı da okudum, elset muhtakatatını da okudum, Sayı hadisler okuduğum kaynaklarıyla da kaç tane hadis okudum 6-7'ye çıktı. Kaç tane ayet okudum 3'e çıktı en azından. eda eda ne yapayım ya? Kimse konuşmuyor. Şu raflara bak ya. Dikkatlerden uzak tutulmuş, Müslümanlar arasında fitne fesat çıkmaşının endişesiyle sorgulanmaktan, tartışılmaktan kaçınılmıştır. E zaten böyle olması gerekiyordu. Emir böyleydi. Okunan bütün hadis-i şerifler, kaynaklarını ve bütün hadis-i şerifler bunu emrediyordu. Ama buna rağmen o fitne fesat bugün daha büyük boyutlarda ortadadır. Kimin sayesinde? Şia'nın sayesinde ve sizin gibilerin sayesinde. Şia kaşı masa bu işleri. Ehli sünnetin Hz. Ali Efendimiz'e radıyallahu teala efendimize e, ve Hz. Hüseyin Efendimiz vesaire'de bir sorunu var mı? Herkes çocuğuna Hasan Hüseyin takır. Herkes çocuğuna Ali takır. Halbuki Muaviye de takabilmemiz lazım. Nasıl el-i sünnetiz Muaviye takmıyoruz derdi Resul Hoca. Ne şuurlu adamdı. Muaviye takmıyor insanlar misal radıyallahu anh. Halbuki takmaları lazım. Ne sıkıntı var? Muaviye sahabeden birçok sahabenin ismidir. Muaviye bin Hayde var, Muaviye bin Kurra var. Yani Muaviye sahabe mi? Ha, ama Osman'lı taktı. Nasıl taktı? Beyazıt ne? Beyazıt ne? Eba Yezid. Yezid'in babası. Yezid'in babası kim? Muaviye radıyallahu anh işte beyaz Hedisi oradan geliyor. Misal Osman'ı taktı. Ama biz şimdi yani burada bu fitne fesat yani Müslümanlar ehli sünnet bunu körüklemedi. Bu konuyu deşmedi. Bu konuyu yeşelemedi. Hep Hz. Ali Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin imamlarımız Cafer-i Sadık biz hep bunları konuştuk. İmam-ı Azam'ın hocası tarikat silsilemizde bu Cafer-i Sadık var ehli imamı bize ne, ne sorun var. Kim kaşıyor bunları? Sahabe düşmanlığını kim körüklüyor? Yani fitneyi kim çıkartıyor? Şia ve taraftarlar. İşte bu yazar gibi adamlar. Daha büyük boyutlarla ortadadır. Müsebbibi ben miyim? Hatta klasik ehli sünnet uleması bu konuları, klasik ulema dediği kim biliyor musun? Klasik dediği Ebu Hanifeler, İmam Tahaviler, ondan sonra işte ne diyeyim sana işte Taftazaniler, e, yazan bütün efendim ulema, e, Maturidiler, Eşariler, onlardan aşağı gel de gel. Pezdeviler, Sadru Şerialer, e, işte efendim İmam Uşiler vesaire, Bedülemaz. Bütün hakait burada ittifak. Bütün ehl Sünnet, İmam Nesefiler, klasik dediği onlar ha. Bu konuların konuşulmasına irdelenmesine yazılı olmayan yasaklar koymuştur. Tabi yasak. Ulema koyamaz ki yasak. Dinde yasağı ulemanın koyma etkisi yok nasadir i bellidir. Kur'an ve hadis bağlayıcıdır. Deminden okuduğumuz hadis-i şerifler herkesi bağlamıştır. Sahabem hakkında Allah'tan korkun, onları tenkitlerinize hedef etme. Tirmizi hadisidir. Hakaret eden Allah'ın laneti olsun. Hakaret edildiği zaman ilmini açıklamana lanet olsun. Ne? Bu kadar hadis var bu konuda. Yasak koymuşlar. Ulema nasıl koyacak yasa? Resulullah Allah Resulü koyabilir. Bu ilk Müslüman neslin yaptığı her davranış, bu ilk Müslüman annesi yani sahabeye göre aklımızın kavrayamayacağı hikmetlere binaen daima savunulmuş ve meşru gösterilmiştir ve meşrudur. Çünkü hatası hatasında bir ecir aldırıyorsa meşrudur ama sen değilsin. O müsteitti. O müsteitti. Dolayısıyla aklımızın kavrayamayacağı. Tabii aklın kavrayamayabilir. Aklını kullanmıyorsun ki. Aklını kullansan kavrar. Benim aklım kavruyor. Olan olayları, o gün gelişmeleri, casusları, ajanları, İbn-i kurdurduğu fırkaları, efendim, bu, bu, şu anda bile teknolojide herkesin sesli, canlı, bir dakikada görüntülü, dünyanın bir ucuna ulaşıyorsun. Yine bile bir haber çıkıyor, bir şey çıkıyor. Aylarca gerçeğini bulamıyoruz ya. O zaman onlar nereden bu imkana ulaşacak? Ona başka haber gidiyor, ona başka haber gidiyor. Bilmem birbirine, birbirine soktular. Ama niyetler iyiydi. Sahabedeki niyetlerde birbirini öldürelim, kıralım diye çıkmadılar ki de. Bu, bunu anlamayacak ne var yani? Rakabet, menfaat ve husumet duygularının eskiden kalan görülmemiş hesapların Hz. Muhammed'in vefatının hemen arkasından yeniden su yüzüne çıktığı. Bak. Arkadaşlar çok çok büyük bir iftira yapıyor Müslüman sahabeye. Efendimiz'in hemen vefatından sonra kim halife oldu? Bu Ebu Bekir Ömer'e dokunuyor bu iş ya. Efendimizin vefatı. Hazreti Ali dönemini konuşmuyor ki bu. Vefatından hemen arkası. Hemen arkası kim Hacı abi? Sen bana yutturamazsın. Ne nane satıyorsun? Hemen arkasından su yüzüne çıkmış. Ne çıkmış? Rekabet çıkmış. Kim kimle rekabet etti? Hazreti Ebu Bekir'de ittifak etti herkes. Sonra Hazreti Ömer'de ittifak etti bütün sahabe. Sonra Hazreti Ömer'den ittifak etti sahabe. Hazreti Ali'de ittifak etti sahabe. Ne? Hemen arkasından rekabet nerede çıktı? Menfaat. Ne menfaati çıktı ya? Ne menfaati çıktı? Tamam Ensar dedi bizden bir emir olsun, sizden bir emir olsun muhacere. Sonra hadis-i şerifleri bilenler, raviler geldiler. Ben Resulullah'tan şöyle bunu, ben Resulullah'tan böyle bunu. Hemen. Beni saadet sakifesinde hemen anında mesele çözüldü. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'e biatta ittifak edildi. Bütün Müslümanlar Müslümanları biat etti. Hazreti Ali Efendimiz'e biat etti. Hazreti Ömer'e de etti. Hazreti Osman'a da etti onların ordusunda görev yaptı. Fıkıh heyetinde görev yaptı, kadılık yaptı, maaş aldı. Hz. Ali maaş aldı. Ebu Bekir Ömer Osman Efendimiz zamanında yaptığı fa faaliyetlerden dolayı Beytülmal'dan maaş aldı. Gayrı meşru bir hilafet olsaydı nasıl Allah'ın aslanı olacaktı? Hem maaş alıp parayı yutacaktı hem de ondan sonra onlara yalakalık mı yapacaktı yani? Meşru halife olmasa ne rekabeti ya? Şu laflara bak ya, şu siyer dergisine bak ya. Menfaat, husumet. Düşmanlık diyor. şiş şey, böyle bir şey bu Bekir Ömer falan, Ozan Osman, hilafet, da bir husumet, bir kavga, bir gürültü bir sümadır. Ondan sonra eskiden kalmış, görülmemiş hesaplar. Sahabeyi neyle suçluyor? Ebu Bekir Ömer Osman dönemi dahil. Eskiden kalma ne demek? Cahiliyet döneminden kalma. Yahu sahabe en büyük insanlar, Dünya daha öyle sahabe gelmiyor. Hiçbir peygamberin sahabesi onlardan üstün değil ya. Bu insanlar nasıl cahiliyet döneminden kalma görülmemiş hesapları başlattılar diyor. Kim başlattı ya? Örnek vermişler ve var, hadise var. Korkma! Ebu Bekir Ömer diyeceksen Haydar Baş gibi. Korkma! Takıya yapmayın Müslümanlara. Eli sünnetiz diye. Muavi Amr bin i senden gidiyorsunuz ama derdiniz alda sana siyer dergisi. Efendimiz'den hemen sonra başlatıyorsunuz. Yer miyim ben? Bu nasıl senin derginde çıkacak? Benim dergimde böyle bir şey çıkabilir mi ya? Demekse demek ki aynı kafatasınız. Takıya yapıyorsunuz. Ondan sonra o zaman bunlardan teberri et. Bu yazılara katılmıyorum. Bunlar nasıl yazılmış ya benim dergimde de açıklama yapsın. Ben sizle paylaşacağım. Sitemde de paylaşacağım açıklamasını. Ondan sonra sahabenin veya aşereyi mübeşşerenin de bundan müstesna olmadığı zurnanın zırt dediği yer Dikkatli bir gözden kaçmaz. Ne diyeceğim şimdi? Bir şey diyeceğim yine biliyorsunuz. Bazı kelimeleri kullanamıyorum. Bir şeyim de olması lazım beş sene. Şimdi aşere-i Mübeşşere kim? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübey, Saad, Sa'id, Sa'id bin Ebu Sa'id bin Zeyd, Abdurrahman bin Avf, Ebu Bede bin Cerrah, Rıdvan bin Zeyd. Dört halife dahil sahabenin tümü bundan müstesna değil. Nereden müstesna değil? Rekabet varmış. Menfaat varmış. Tövbe estağfirullah. Ebu menfaat olacak ya. Canlarını verdiler, mallarını verdiler, her şeylerini verdiler. Husumet varmış. Eskiden kalınan görülmemiş hesaplar, cahiliyet hesapları varmış. Hazreti Sıddık'ta, Hazreti Faruk'ta cahiliyetten hesap kalır mı ya? İşte Siyer dergisi. Efendim sayı 7 Ocak Haziran 2020 sayfa 21'den okudum. Olanları anlamaya çalışmak. O şahsiyetleri eleştirmek. Teşrih masasına yatırmak. Teşrih masasına ne? Teşrih işte şey o ne diyorsun e, e, ne diyorlar adam öldüğü zaman falan şeye yatırıyorlar ya masaya. E, şey, unuttum işte ha. Parçalarını falan alıyorlar bakıyorlar yani. E, o, o masaya yatıracakmışız sahabeyi, dört halife, aşere mübeşşereyi. Asırlarca nahoş karşılanmış, asırlarca. Çünkü o asırlar saadet asırlarıydı. Hayrul <laughs> kurun karni. tüm lezîne elûnûm, sümme lezîne elûnûm. Bukhari hadisinde. En hayırlı asır benim aslı saadetim. Sonra onları takip eden tabi'in, sonra onları takip eden tebe'i tabi'in. O asırlarca nahoş karşılanmış. Tabii ki şimdi en beter asırlara geldik. Senin gibiler, sizin gibiler türediler. Bu işleri karıştırmaya başladınız tabii. Tabii nahoş karşılanacak. En hayırlı asırlar onlardı çünkü. Nahoştu da onun için nahoş karşılandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştı da onun için. Hatta günah sayılmıştır. Tabii günah. Hem de kebair günah. Kebair olmasa lanet olur mu? Bir günah büyük mü küçük mü tasnifine anlamak için ulema ne buyurmuşlar? Lanet ifadesi varsa mutlaka büyüktür. Men sebbe sahabi faali <laughs> lanetullah. Sahabeme hakaret eden Allah'ın lanet üzerine olsun diyor. Peki bu hakaret değil mi? Husumet, cahiliyetten kalma bilmem ne, menfaat, kan istismarcılığı, zorbalık, zalimlik. Daha ne hakaret olacak? La havle ve la kuvvete. İlla billah. Fakat şu gerçek unutulmasın. Tarihçinin görevi yargılamak. Mahkum etmek değil. Olanı biteni anlamaya çalışmak, anlatmak. Ama sen Müslüman bir tarihçi misin? Şii bir tarihçi misin? Sünni bir tarihçi misin? Gavur bir tarihçi misin? Müslüman tarihçi. Ehli sünnet misin? Ehli sünnetim. Peki ehli sünnetsen Resulullah hadisleri seni bağlar. Sen diyor bunları konuşma diyor. Konuşma diyor. Bu konuya girme diyor. Sana müştehitler böyle söylüyor. Ağzımızı dilimizi temiz tutalım diyor. İmam Malik böyle söylüyor. İmam Şafii böyle söylüyor. Ebu Hanife böyle söylüyor. Niye? Ayet hadis var. Ondan dolayı böyle söylüyor. Sen Müslümanım da ehli sünnetim diyorsan sebepleri teşhis edip yorumlamak. Yorumlarken de diz boyu hakaret. İslam ile İslam'ın tarihi aynı şey değildir. Bir ilahi vahyin ve onu tebliğci peygamberin öğrettiği bizzat kendi hayatında pratiğe geçirdiği bir din. Diğeri o dini kabul etmek suretiyle onun muhatap olan Müslümanların yüzyıllardır yapıp ettiklerinin hikayesidir. Dolayısıyla diyor o tarih ve tarihin aktörleri eleştirilebilir. Yani Ebu Bekir Ömer Osman. Aşere-i mübeşşere müstesna değil dedi zaten. Tartışılabilir, eleştirilmelidir. Resulullah konuşmayın diyor, eleştirilmelidir. Tartışılmalıdır ki çoluk çocuk deist ateist olsun. Ebu Bekir de böyleymiş, Ömer bilmem neymiş, cahiliyet devrinden hesapları varmış, ondan sonra birbirine girmişler, husumet menfaatçiymişler. Bunları yazdın, Dergince bunları yazdın işte demin. Ha. ondan sonra ee, bilinç altında işte yön veren tarih doğru yoluna girsin. Zira İslam bir dindir. Şüphesiz ina, ina, inananları için kutsaldır. Ama o dinin tarihi kutsal değildir. Kutsallaştırılmamalıdır. Sahabe-i kiramın efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an'da hepsine cennet vaat edilmiş, radıyallahu anh ve radıyallahu anh, Allah onlardan razı oldu diye, Allah'ın razı olduğu bildirilmiş insanlara bu iftiraları yapacaksın. Cahiliyetten kalma, görülmemiş hesaplar, menfaatler, rekabetler, husumetler istat edeceksin. Kur'an'a muhalif. Allah razı olmuş o adamlardan. Menfaatçi, rakabetçi, husumetçi adamlardan Kur'an açıkça ve sabiqun el evvelun minel muhacirin ve ansar. Muhacir ensarın ilkleri diyor. Ebu Bekir Ömer Osman Ali'den daha ilk var mı? Talha Zübeyir'den daha ilk var mı? Kur'an'daki muhacirlerin sabikunu evvelunda bunlardan daha önemli ilkler var mı? Razı oldum dediği Allah'ın kullarından sen nasıl böyle bahsedersin? Sen Allah'a tekzip ediyorsun. Sen Kur'an'ı inkar ediyorsun. Ne tarihçiliği ya? Siyere bak bir de ya. Çoluk çocuğu gönderdikleri, dinlettikleri, okuttukları dergiye bak. Bu işte Muhammed Emin'in dergisi. Onun yazısı olmasa da dergi o, kafa o, zihniyet o. Biri takıya yapıyor, biri kabak gibi patlatıyor. O tarihi kustallaştırırsa Müslümanların tarihi bilinci ortadan kalkar. Sizin anlattığınız tarih bilinci hiç nasip olmasın hiçbir Müslümana ya. Kalksın ortadan tümüyle Şia'nın ve uzantılarının ve takiyecilerinin tarih, tarihselciliği ya, tarihçiliği ya, rezaletin daniskası ya. Şimdi bu derginin editörü kim biliyor musunuz? Sizi onunla da müşerref edeyim. Bu derginin editörü bu Muhammed Emin Yıldırım'ın e, başyapıt dergisinin Efendim birkaç ayda bir çıkıyormuş bu. Biz de e, müşerref mi olduk, mülevves mi olduk? No, mülevves olduk herhalde tabii çok mülevves olduk. Şu lafları duyup da oku, okumak, ağzımızdan çıkmaması gereken kelimeleri maalesef e, işin vehametini anlatmak bakımından e, anlatınca mülevves olduk. Şimdi bu Adnan Demircan diye bir adam var bu çok önemli. Bu Adnan Demircan profesörmüş. Zaten profesörden aşağı kurtarmıyor. Bu profesör İlahiyat Akademisi YouTube kanalı varmış. Burada açıklamalar yapmış. Şimdi burada efendim e, bu Adnan Demircan'ın bu bilmem İlahiyat Akademisi dediği kanalda çok acayip bir kanal tabii. Kanaldaki konuşmacıları söylüyorum. Caner Taslaman, Ali Bardakoğlu, Caferi İlmali'ni bastıran Diyanet Reisi, Şaban Ali Düzgün, kader yok diyen çocuk öldürüldü, çocuk kazada ölürse babasını teselli için söylüyor da bu Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı e, babasına mecburen kader ne yapalım falan razı olalım diyoruz ama diyor Allah'ın öyle bir kaderi maderi yazısı yok diyen kaderi inkar eden Şaban'ın. Mehmet görmez. o o bütün hadisi sünneti toptan sorunlu ilan etmiş biliyorsunuz meşhur. Sinan Canan. oh maşallah. Tabi maşallah kaç türlü denebilir. Onunla biliyorsunuz yakında onun da ipini pazara çıkardık. Allah sadis cani diyene doğru söylüyorsun vallahi diyor. Ya niye azap ediyor diyor ya kafir. Kur'an'da diyor kafir azap yok ki diyor. Sinanca. Mehmet Said Hatipoğlu. Bu o, bu Mehmet Görmez'in hocası. Bu hocaların hocası. Bunu tanıyorsun. Bunların hepsine reddiyen var. Bu biliyorsunuz işte erkek tam alacak kadın yarım alacak. Bu zamanın kadınına bu anlatılır mı? Bu ayeti hükmü geçerli değil diye Allah muhkem geçersiz kılan, şahitlikte bir erkek iki kadın ayetini bunu nasıl anlatacağız, onun için bu hükümsüzdür diye Kur'an ayetlerini direkt kafadan silebilen bir hata. Ondan sonra Hasan Onat, bu da çok Elisnet'e muhalif görüşleri olan. Mehmet Okuyan, onunla bayağı bir mülevves oldunuz zaten. Mehmet Çelik, bu da acayip bir şey. Bu da tarihçi marih bir çıkar. Ben bunu bayağı bir dinliyordum. Güzel konuşuyor zannediyordum. Sonra Emeviler, Emeviler, Muaviye, Muaviye. O Kanal 7'de, Ülke TV'de onu çıkarırlar. O Ülke TV'de böyle. İşim mi bitti? Muaviye olmasa bugün Müslüman mıydı? Bu fetihler olmuş muydu? Osmanlı Osmanlı diyorsun. Koca sultanlar onun adını künyesini niye taktı? Ne tezat bir adamsın. ...Mustafa İslamoğlu... Ya, ...çok önemli... ...ondan sonra... E, ...bunlar... E, ...Mustafa İslamoğlu hiç anlatma yok... ...Siyer Dergisi'nin resmi internet sitesinde yazı yazanlar... ...Ali Rıza Demircan... ...sahabe zina ettiyse bana mı sordu diyen... ...biliyorsun onda çok reddiyelerim var... ...Kuran ayetlerinde cariyelerle evlilik dışında... ...evlenmenin... ...Kuran'da müsait olan... ...ya eşler ya da cariyeleri... ...ayetlerini inkar eden meşhur bir zat... ...Nurettin Yıldız... ...bu zaten her tarafta var. Acayip bir şey. Allah arşta diyen, matri deşari bidat diyen adamcağız. Ondan sonra işte Enbiya Yıldırım. O zaten 25 bin sayı var ama kabir azabı, mabir azabı, detcan, nüzulümesi bunlar tartışmalı. Bu işleri karıştırmayalım diyen, millete inanmak diye öğretmeyelim diyen Enbiya. Onunla da birkaç zaman evvel bir reddeler yaptım. Bu adamlar da bu YouTube'da ee, konuşuyormuşlar. Şimdi bu Adnan Demircan, bu Adnan Demircan Siyer Dergisi'nin editörü. Şimdi Siyer Dergisi'nde daha neler e, çıkacak? Önümüzdeki şeylerde ama konu sahabeyle olmadığı zaman, ilgili olmadığı zaman ben onları e, şu anda söylemiyorum. Adnan Demircan ne yapmış biliyor musunuz? En büyük eserlerinden biri Nehcül Belaga'yı tercüme etmiş bu Siyer Dergisi'nin editörü. Kimin eli kimin cebindeyi anlatıyorum. Bu Nehcül Belaga, Hazreti Ali'nin hutbeleri adına uydurulan bir Şii kitap. Bu Adnan Demircan da bunu oturum başkanlığında yapılmış. Açılış oturumunda işte Adnan Demircan, Muhammed Emin Yıldırım selamlama konuşmaları yaptılar. Siyer yayınları, genel müdürü falan filan bunları anlatıyorlar. Bu efendime sana söyleyeyim. Adnan Demircan bu Nehçül tercüme yaparken en çok kimden istifade etmiş? Abduh'tan. Abduh kim? E, tescilli farmason. Emin Saraç hocamız Allah rahmet eylesin, kabrini nur etsin bana evinde Abduh'un ne büyük mason olduğunun bütün belgelerini kitaplardan gözüme gösterdi ya. Büyük mason Abduh. Afgani reşit o ekolde işte Abdül büyük masondur. Mason hocasına bizzat kaydı var. Ondan aldım diyor zaten. Abdül da bunu şer etmiş bu. Hazreti Ali hutbelerin. Kimler nereleri kaşıyor tabi. Masonlar mas bilmem ne işin içinde. Şimdi bu necül belakada neler var neler yok. Yani ben bunları şimdi Eşaz bin Kays el-Kindi radıyallahu anh sahabeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vefatından bir sene evvel ee, Yemen'den Kinde kabilesinin heyetiyle gelmiş. Onların başında Müslüman olmuş, sahabeden olmuş. Sonra Sıffin'de falan şeyde Hz. Ali'nin yanında yani. Hz. Ali'nin yanında. Fakat bu Neçül Belaga'nın uydurma pa acem palavralarıyla dolu ya. Orada göğe Hz. Ali e, ye bir şey söylemiş. İşte Ya Emre'l Mü'minin bu senin lehine değil aleyhinedir. Veya bir konuda bir istişare vermiş veya neyse. Hz. Ali de bunu e, bu, demiş ki... A, benim aleyhime olanla lehime olanı sen nereden bileceksin demiş. Şimdi Hz. Ali bu şekilde tamam bunu dedi diyelim. Allah'ın ve lanet edicilerin laneti senin üzerine olsun. Allah Allah. Şimdi direkt bir Müslümana sahabeden bir zat bu. eşhaz bin kaç sahabeden. Bütün kitaplara, İslam ansiklopedisine bakın sahabeden. Hz. Ali buna Allah'ın laneti okur. Şimdi lanet niye okusun Hz. Ali hutbeden? Şimdi palavralara bakın. Hz. Ali'yi koruyorum ben bunlardan. Dokumacı oğlu dokumacı demiş. Bu bunun tercümesi kitapta anlıyor musun? Şimdi dokumacılık o zaman biraz şeymiş, aşağılanan bir meslekmiş. Ya Hz. Ali niye minberden, hutbeden, bütün Müslümanların içinde bir adamın mesleğinden dolayı, babasının mesleğinden dolayı aşağılasın? Hz. Ali böyle bir insan mı ya? Ondan sonra ne demiş? Kafir oğlu münafık demiş. <laughs> Hiç Hz. Ali'yi böyle düşünüyor musunuz ya? İlmin kapısı ya. Hikmetin babası ya. Hiç böyle bir Hazreti Ali tasviri. Bunlar bunlar bu Şia Hazreti Ali. Şia'nın kitaplarını okusanız Hazreti Ali, Hasan Hüseyin'e ne iftiralar var. Köya seviyoruz diyoruz, seviyoruz. Ya Yahudinin kurduğu, İblis'i beyin kurdurduğu bir fırkadan. illa sonunda ne olacak? Hazreti Ali, Hasan Hüseyin'e de zarar getirecek plan var. Ama işte bütün dünya böyle harp alanına çevirdiler işte bütün. Yemen'inden tut Irak'ını, Suriye'sini, Lübnan'ını, her yerini karıştırdılar işte. Bu, bu bir Yahudi'nin kurdurduğu fırkayla şu palavralara bak. Ondan sonra e, ne diyor efendim vesaire işte bu, bu gibi Hz. Ali adına uydurulan bir şey. Osman'ın öldürülmesi hakkında yaptığı bir konuşma. Şuna bak. Bunu Siyer dergisinin yöneticisi Adnan Demircan tercüme etmiş. Bu adam kim? Muhammed Emin Yıldırım'ın en yakın arkadaşları, mesai arkadaşlarından, dergide vesaire faaliyetlerinde. Şimdi bu kitap tercüme edilir mi ya? Çoluğa çölüyor. Hazreti Ali demiş bak bir de Hazreti. Hazreti Ali ne demiş biliyor musun? Onu emretmiş olsaydım katil olurdum. Yani Hazreti Osman'ı öldürün deseydim katil olurdum. Ben öldürün demedim. Ya da engellemiş olsaydım ona yardım eden olurdum. Uuu. Hazreti Ali ne demiş? onu öldürmek için kuşattılar ya kaç bin çapulcu Mısır'dan geldiler falan. Ben engellemedim diyor öldürmelerini diyor. İftiraya bak Hazreti Ali'ye. Engellemiş olsaydım ona yardım eden olurdum. Yani Osmana yardım etmedim, öldürenlere de öldürün demedim ama öldürmelerini de engellemedim diyor. Hazreti Ali radıyallahu an bütün gazabı laneti bu palavrayı uyduran Efendim Şia'nın üzerine olsun. Nehçül Belagayı yazanın veya bu hutbeleri uyduran üzerine olsun. Hazreti Ali Efendimiz Hasan Hüseyin Efendilerimizi Hazreti Osman'ın kapısına gönderdi. Onlar kapıda geldi. Adamlar bacadan evlerin öbür yan evlerden girdiler. Hazreti Hasan Hüseyin Efendilerimiz yaralandı. Hazreti Osman'ı kurtarayım kapıda derken yara aldılar. Hazreti Ali Efendimiz çocuklarını orada Ondan da ölüm tehlikesi vardı. Orada Hazreti Osman kapısına koydu. Sen nasıl Hazreti Ali'ye bu iftira yapıyorsun? Osman'ın öldürülmesini engellemedim. Engelleseydim yardım etmiş olurdum. Ben ona yardım etmedim diyor. Bu nasıl bir şey Hazreti Ali bunu der mi ya? Hazreti Osman için ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kadar met hakkında ciddi dolusu hadisler olan bir Hazreti Osman ya. Hazreti Ali bunu yapar mı Hazreti Osman'a ya? Sen Hazreti Ali'ye ne biçim iftira bu kitap? Bunu tercüme etmiş. Bu siyerin müdürü. İşte bunlar beraber çalışıyor. Ondan sonra Cemel sabahından önce Hz. Ali İbni Abbas'ı itaata dönmesi için Zübeyir'e gönderirken yaptığı bir konuşma. Lafa bak. Talha ile görüşme diyor. Halbuki bu öyle bir palavra ki Cemel gecesi, Cemel Harbi'nin ertesi gün patlayacağı, sabahında patlayacağı gece Hz. Ali Efendimiz Talha ve Zübeyir Efendilerimizle aynı sofrada çadırda Yemek yediler. Bütün tarihi kaynaklar bunu yazıyor. Ve cemaatle namaz kıldılar. Onlar savaşmak için gelmediler. Gece birbirinden o katıldı bilmem ne. İbn-i adamları bilmem ne casusları devreye girdi. Hazreti Ali i̇bn Abbas'a Talha ile görüşme der mi ya? E kendi görüştü. Yemek yedi beraber. O son gece bile ya. Eğer görüşürsen onun boynuzu kulaklarına dolanmış öküz gibi olduğunu görürsün. Hazreti Ali bunu der mi ya? Aşeri mübeşşer eden Hazreti Talha'ya evcebe talhatü cenneti vacip etti. Cennetle mücdet 10 kişiden biri. Talhatü talha. Talhaların talhası Resulullah Efendimiz'e. O kadar e, vefatından Efendimiz sallallahu vefattan kurtaran Uhud'da sırtına alan ya. Hazreti Talha'ya öküz gibi boynuz, kulak ne iştir ya? Bu kitabı tercüme etmiş. Bu Siyer dergisinin ee, ya neler dönüyor memlekette ya? Muhammed Emin Yıldırım'ı dinliyoruz da dinliyoruz. Niye bu adamlarla yanında tutuyor? Niye bunu tercüme eden adamın efendim müdür, e, derginin müdürlüğü yapıyor? Niye bunlar ne biçim iş ya bunlar diye eli sünnet sen sen bunlara karışmıyorsun. Böyle bir eli sünnet var mı ya? Şu beyanlara bak ya. La havle ve la kuvvete illa billahil alin azim. Şimdi bu Adnan Demircan'ın bir konuşması mesela. Hz. Osman'a demişler görevi bırakacaksın diyor. Abdullah bin Ömer'le istişare etmiş. Bunlar bana görevi bırak diyor. Ne diyorsun? Demiş ki vallahi Allah'ın sana giydirdiği gömleği çıkarma demiş Abdullah bin Ömer. Doğru. Abdullah bin Ömer sahabenin dört Abdullah'tan fakir müştehitten biri. Hz. Ömer'in oğlu en büyük alim. Ni'me Abdullah ne güzel kul diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etmiş. Gömleği çıkartma dedi tabii. Ki. Şimdi diyor Adnan Demircan. Bunların derdi Muavi Amir İbni As değil. Dert geldi Hazreti Osman'a. Dert geldi Hazreti Osman'a kadar gitti. Demin zaten Ebu Bekir Ömer'e de geldi. Okuduk işte. Siyer dergisinde. Hadi bu onun başka bir konuşması. Öbürü Muhammed Emin Yıldırım'ın Efendim dergisinde. Şimdi diyor bak bak şu terbiyesiz ifadeye bak. Şimdi bu gömleği Allah mı giydirdi Osman'a diyor. Yani İlhami Hoca yok burada. İlhami dedi kim biliyor musun? İlhami dedi Hazreti Hasan'a efendim şapkın bilmem ne Allah'ım konuşmak istemiyorum. Hakaret eden. Bir de Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam'daki Kehf suresindeki Hızır Aleyhisselam'la ilgili o ayetler Kur'an'dan çıkarılması lazım diyen İlhami Güler'i kastediyor. Bak bak. Kafaları nerelerde birleşiyor. Bak. O da Siyer Dergisi'nin müdürü İlhami Hoca'yı da onur ediyor. İlhami Hoca yok burada diyor. Olsa başka bir şey söylerdi. Şimdi bunu diyor Allah mı giydirdi diyor. Bak şimdi ondan sonra bak. Allah mı giydirdi? Bu sahih hadis. Allah giydirdi. Bunu Abdullah bin Ömer kafasından Allah adına hüküm veremez. Hadis-i şerifte buyuruyor ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah mukammizu ke kamisan. Fela tenzihu. Ya Osman, Allah sana bir gömlek giydirecek. Çünkü o Ebu Bekir'den sonra Ömer'den sonra olacağı için onu önceden söylüyor. Dört halifem söylüyor zaten. Hulefai Raşid'in söylüyor. 30 sene söylüyor. 30 senede kim halifelik yaptı? Say hadis. 30 senede kim halifelik yaptıysa onlar Hulefai Raşid'in işte. 30 senede de Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve Hasan Rıdvanullah'ın el var. Bu hadisler birbirini teyit eder mayette. Bunların hepsi sahihte geçiyor. Peki Allah sana bir gömlek giydirecek. Ey Osman sakın onu çıkartma diyor. Senden çıkartmanı isterlerse çıkartma bana kavuşursun. Şimdi bu hadisten alay ediyor. Şimdi diyor bu gümleyi Allah mı giydirdi? Kim giydirdi? Ebu Bekir'e radıyallahu anh'a kim giydirdi? Buhari hadisi en son nedir? Ve eballahu vel müminune illa eba Dedi babam dayanamaz senin yerinde namaz kıldırma. Sen evdesin hastasın çıkamıyorsun. Babam ağlamaktan yığılır mihrapta. Ömer geçsin. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ayşe karıştırma. Allah da müminler de illa da Ebu Bekir istiyorlar. Ebu Bekir istiyorlar. Kadın geldi senden sonra kime geleyim ya Resulallah senin yerine? Hep bunlar Bukhari diye. Bekir, Ebu Bekir'e. Bunların hepsini beyan etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Tartışma yok. İttifak var bütün sahabe arasında. Ümmetimi Allah dalalette birleştirmez buyuruyor. Sahih hadistir mizide. Nasıl birleştiler o zaman bu halifelerde? E sen şimdi Allah mı giydirdi? Peki Ömer, Ömer adı alan kim giydirdi? Resulullah kimi buyurdu? Ebu Bekir Ebu Bekir de Ömer'i e buyurdu. Ömer radıyallahu anh ne buyurdu? Altı şura arasında Ömer radıyallahu anh zaten benden sonra iki kişiye ittiba edin. Ebu Bekir Ömer diyor. Ömer de dedi ki Roda ne buyurursa ona uyun diyor. Sayı hadis. O da diyor ki altı kişi şura. Şurada kim seçildi? Hazreti Osman kim giydirmiş oluyor? Bu sizin belediye seçimleri mi? Bu sizin e, başbakanlık, başkanlık seçimleri mi ki? Demokrat, demokratik bilmem ne bilmem ne. Halk rey verecek. Müslüman mı, yavur mu, efendim, vatandaş mı, Ermeni mi? Herkesin reyi var. Ben buna tabii ki Allah giydirdi bu gömleği diyemem. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört halifem 30 sene zarfındaki kamil halifeliktir. Benim halifelerimdir buyurduğu zatlar bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafadan konuşmuyorsa, illa vahiy konuşuyorsa, keyfine göre canım istediği bu Bekir'i tanedim demiyorsa Kur'an'la sabit ve mantık an leva isteğine göre konuşmaz. İn Bunu buyurduysa e ee? şu dalga geçmeye bak. Bak çok terbiyesiz bir üslup. Şimdi bu gömleği Allah mı giydirdi? Bak ne diyor? Bak bak. Şimdi İlhami Hoca yok burada diyor. O olsa başka bir şey söylerdi. Hazreti Osman'a mı söyleyecekti acaba o? Bilmem ne yapacaktı bilmiyorum ki yani. Ne söyleyecek başka bir şey burada? Allah mı giydirdi diye alay ediyor. Resulullah buyurdu ki sana Allah bir gömlek giydirecek. Ya Osman çıkartma. İşte onun için Hazreti Osman'a teklif ettiler. Dediler ki sen halifelikten kendini azlet. Çünkü başka bir azil sistemi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesinin halifesinin halifesi yani Şura'nın seç e Yani burada nasıl başkası onu azletebilir? Kendini azlet seni öldürmeyelim dediler. Hazreti Osman 80 küsur yaşındaydı. O saatte zaten devamlı Kur'an okuyordu. Gecede bir hatim yapıyordu. Radıyallahu anh dünyada ne zevki vardır radıyallahu anh efendim. Halife olsa onlar ne yapıyorlardı? Fazla bir yemek mi yiyorlardı? Devamlı ibadetteydi. Ama Resulullah ona emretmişti. Allah'ın giydirdiği gömleği çıkartma ya Osman. Bana kavuşana kadar. E çıkartamazdı. Hadisi terk etmiş olurdu. Emri nebevi terk etmiş olurdu. Şu, laf, şu laflara bak şu dalga geçmeler bak. Hazreti Osman'la dalga geçiyor. Ondan sonra şimdi de ilahım güler olsa başka bir şey söylerdi. Ne müstehcen bir şey ya. Bunun açılımı çok fena. Ben telaffuz etmek istemiyorum. Ondan sonra efendime sana söyleyeyim. E, Hazreti Osman zaten e, o gece rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki e, Ya Osman seni muhasar altına mı aldılar? Evin mi kuşatıldı? Dışarı çıkamıyor musun ya Osman? Yemek içeri alamıyor musun? Su bulamıyor musun ya Osman? Ya merak etme. İftarı bende edersin. İşte iftardan önce oruçlu vaziyette Kur'an üzerine nefes sevkli Allah Allah onlara karşı sana kafi gelecek. Allah hepsinin belasını verdi zaten katillerinin. Helak oldu gittiler. Dünya ahiretleri mahvoldu. Razı olanlar da helak oldu. Ondan sonra o şia. Şia çok razı oldu tabii. Üff. O ayetin üzerine mübarek kanı düştü. Şimdi bu Hazreti Osman'ın hakkında bu kadar hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melekler ondan utanıyor diyor ya. Ebu Bekir radıyallahu anh görüyor ayağını toplamıyor. Ömer radıyallahu anh görüyor ayağını toplamıyor. Hazreti Osman gelince meleklerin utandığı zaten ben nasıl utanmayayım? Ya Osman İslam'a öyle bir yardım ettin. Malını canını feda ettin. Ne yaparsan yap daha sana zarar vermez. Garanti vermiş. Geçmişi geleceğe mağfiret olunmuş. Aşere-i mübeşşer eden. Hazreti Osman'a bu şekil yaklaşım olur mu? Allah'ım ya Rabbim diyor ya. Şimdi diyor bir hep diyorsunuz bir biat olur vatandaş seçer. Biat olmadan meşruiyet olmaz. Ne vatandaşı ya? Orada hilafet var. Ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiyle geliyor ya. Ne bir vatandaş seçer? Gepti haklı ya da haksız e, çıktılar dediler ki biz halifeden memnun değiliz. Halifeye biat ederek onu otorite haline getiren insanlar halifeyi hal etme veya görevden uzak noktasına bir yetki sahibi olması gerekmez mi? Kime söylüyor bunu? Hazreti Osman hakkında söylüyor. Ya hangi insanlar onu görevden alma yetkisi olacak? 30 seneyi bağlamış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 30 seneyi bağlamış. Allah vahyetmiş. Bunu kafadan nasıl söyleyecek? Ondan sonra Hazreti Hasan 6 ay ile 30 sene nasıl bitecek? Bu bir mucize. Hesabını yapıyorsun. 30 sene Hazreti Hasan altı ay ile doluyor ya. 4 ile de dolmuyor. Çünkü Hazreti Hasan da Raşid halife. Radıyallahu teala. Yani bu bu edepsizliklere kemurat kelimeden tekrar ucuma Ağızlarından çıkan ne büyük kelime. Gökler yere iner. Siyer Vakfı'nın yöneticisi Adnan Demircan'ın kendi beyanları efendim YouTube kanalında bunlar çözülmüş ölüme gelmiş. Şimdi İmam Alai mesela Büyük Allame-i Cihan e, ulemanın en büyüklerinden bütün ulema burada ittifak etmiş. İbare söylüyorum sana Velle sebet yani hadi minel sahabe mahtadi tenakkusan. Sahabenin birinde şanına noksanlık getirecek bir şey sabit olsa bile. Mesela bir yanlış adı, günahsız değil. Günahsız değil çünkü peygamberler masum. Günah günahsız, yani günah işlemek mecburiyetinde de değil. Çoğu günah işlememiştir ama günah işleyen de olabilir. Lem yecuzle aden en yeskuro ile sen Kimsenin bunu anlatması da caiz değil. Bunu bununla onu ona hakaret etmesi de caiz değil. Ülül emir, devlet yetkilileri eğer şeriat İslam devleti olsa, Osmanlı böyleydi. Devlet yetkililerinin ne yapması lazım? Bu müfterilere yani sahabe hakkında sahabe, ileri geri konuşanlara bitlar bir şedid, şiddetli dayak ve hapsi tavil. Bunlar 700-800 sene evvel bütün ehli sünnetin kitapları. Efendim uzun süre hapis ve tenkil bihi tazir cezaları kınamalar mal işar teşhir edilecek. Ben şu anda sizlere bu konuları niye anlatıyorum? Müslümanlar olarak uyanık olun, çoluk çocuğunuzu siyer dergisi oku, siyer vakfına git, siyer derslerini dinle, siyer sohbetlerine katıl. Ondan sonra sahabe-i kiramın fişek gibi doldurul. Ondan sonra da deist ol, ateist ol. Çık bunlar ne biçim Müslümanmış de. git. Eğer, eğer diyor vazifesi varsa diyor, dini vazifesi, Mesela diyanette şu anda memuriyeti varsa diyor İslam devleti olsa mesela Osmanlı'da mesela kadı var, şu imam var, müezzin var, kayyum var mesela. Yani zilvane, azledilmesi lazım. O vazifede duramaz diyor. Ancak tevbe edecek, bir daha böyle bir şey yapmayalım derse diyor, o başka diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların aleyhine konuşmamamızı bize emretmiştir. فَمَنَ حَبَّهُمْ hubbi حَبَّهُمْ Tirmizi hadisi. Onları seven, beni sevdiği için onları sevmiştir ve febi onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmıştır. Şimdi Muhammed Emin Yıldırım e, Kisra'lar, Herakleusler, zorbalar, zalimler, kan istismarcıları dediği Muaviye ile Amr İbn As'ı seviyor mudur acaba? Bu Hazreti Osman'ı seviyor mu bu Adnan Demircan acaba bu deminki beyanların sahibi? Bu sahaben aşere i Mübeşşire dahil Aşere-i Mübeşşere Ebu Bekir Osman dahil. Peygamber vefat eder etmez. Menfaat, husumet, eskiden kalma görülmemiş hesaplar, cahiliyet işleri diyen insan. Sahabeye, Siyer Dergisi'nde çıkan bu yazılar sahabe-i kiram hakkında konuşulacak, yazılacak şeyler midir? Bunlara izin verilmesi vezirilecek şeyler midir? Bir İslam hükümeti, şeriat devleti olsa bu matbuata, bu menşurata, bu neşriyata izin verir mi? Bu konuşmaları yapanlara efendim vazife verim, görev verir mi? Bunlara efendim internette şurada konuşma izni verir mi? Vermez. Ama şimdi hürriyet var, özgürlük var. Herkes istediğini konuşuyor. Konuşsun. Ben de size konuşuyorum. O özgürlükten yararlanarak Allah için diyorum ki Muhammed Emin Yıldırım'ın kendisinin olsun, dergisinin olsun yazarlarında olsun işte ben herkesin ismini bilmiyorum. Şu konuştuğum yazarlar ismini vererek bunların yazıların okunması, yazıların okunması. Şimdi bir de daha şey var. Muhammed Emin Yıldırım biz siyer kitabı tavsiye ediyor. Onu da ayrı bir derse yapacağım. O tavsiye ettiği siyer kitabında neler var? Millete diyor ki sen şimdi bunu dinle nasıl diyeceğim ben? Adama diyor ki hangi siyer kitabını tavsiye edersin? Çünkü şu kitabı. Onları konuşacağız ya ileriki derslerde. Reddiyelerde. E, siyer kitabına bir bakıyorsun, üf peygamberimize ne hakaretler. Şimdi onun için e, ilmi, liyakat ve ehliyeti olmadığını, eli sünnet hassasiyetleri olmadığını tavsiyelerinde olsun, kendi konuşmalarında olsun, okuduğum ayet ve hadisler muhacyesinde, ehli sünnet ulemasının görüşleri muhacyesinde ben e, dinlenmesini tavsiye etmiyorum. Sizi çocuk çocuğunuzu gönderirseniz dinletme, bilmem ne ders alsın falan uyarıyorum... Sahabe düşmanlığıyla Allah muhafaza, kalpleri dolabilir veya kalplerine bir şüphe girebilir. Bu da dinleyenlerin, okuyanların, çoluk çocuğun Müslüman yavrularımızın, siz dinleyen kardeşlerimizin helakina, dünya ahiretin helakina sebebiyet olabilir, verebilir çünkü Sahabe mehakta bunlar hakaret, bunlar hakaret. Sahabeme hakaret eden üzerine Allah'ın meleklerin laneti olsun. İlmini açıklamayana da Allah'ın melekten laneti olsun. Ben bu lanetten kurtulmak için bu dersi yaptım. Birkaç ders önce yapmıştım ama bu Siyer vakfıyla da ilgili uyardım. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Kaldı size iş, tebliğ size aittir. Siz de açıklamalarınızı izhar edin, hakaret etmeden kişilik haklarına halel getirmeden, kimsenin kaşına gözüne bilmem nesine konuşma yapmadan bu görüşler batıldır. Biz de bunları beyan ettik. Allah için sizlere duyurduk demek suretiyle sakın hakaret eden, sövüp sayan, haddini aşan, beyanlar yapan benden beriydi, ben ondan beriyim. Benden aldığı ilimler varsa hakkımı haram ediyorum. Kişilik haklarına asla halel getirmeden ilmi bir reddiye yaptık burada bu kadar saattir konuşuyoruz. Kişiliklerine kimsenin. ne dedik Muhammed Emin Yıldırım? Bir daha bu sahabe arasındaki Cemal Sıff'ın bu hikayelere girmeyeceğim diyorsa, bundan vazgeçtim diyorsa bak tevbe ve ikla şartıyla diyor alayı. tamam. İlle lezne tabu ve aslahu ve beyyenu. Çünkü hocaların, vaaz yapanların, konuşma yapanların tevbesi Allah'la arasında gece teheccüde olmaz. Çünkü ıslah edecek, kırdığı çanakları düzeltecek ve beyyenu hakkı beyan edecek. Bu takdirde ben size aynı bu mecrada sitelerimde de paylaşmak üzere Muhammed Demir Yıldırım Hoca bunlardan teberri ettiğini ve kendisi bundan sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem siyerinden bahsedeceğini, fazal sahabeden bahsedeceğini, gençlere iyi örnekler anlatacağını, kötü örnek alacakları konulara girmeyeceğine dair bir beyanda bulunursa, ben de bunu size duyuracağım. Çünkü benim şahsi bir kinim, husumetim, bir şeyim yok. Ama bu dergideki bu yazılanlara, e, bu konuşmalara, e, tabii ki bir ehl Sünnet mensubu olarak, bir mektubat okuyucusu olarak, bir İmam-ı Rabbani müceddidi olarak, müceddidi koluna mensup olarak, ehl Sünnet akaidinin en yenilenmiş halinin sahibi, akidde de mücdehit olan e, bu zatın, tabii ulemadan, maliklerden, gazallerden, ibn-i kazı yazlardan dolu ilim doldurmuş buraya. Bunun gibi daha nice mektuplar var bu hususta. Bundan dolayıdır ki biz ehli sünneti muhafaza etmekle mükellefiz. Vazifemizi yapıyoruz. allah Teala tesirini halk eylesin. Cümleye bahşi bahşeylesin. Bu yazarlara çizerlere de bu ismi geçen kişilere de allah Teala sahabe muhabbetini hidayetini ihsan eylesin. Ehli sünnete tam dönüş tam dönüş nasip eylesin. Ve onlara da bak dua ettik, siz de amin deyin, biz duacıyız, bedduacı değiliz. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve selleme amin.